Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir video ile karşınızdayım. Arkadaşlar sitemizin nasıl kullanıldığını anlatmak için bir video çekiyorum. İçinde stratejiler, indikatörler, formasyonlar ve harmonik formasyonların nasıl kullanıldığını kısa kısa hemen anlatıp geçeceğim. Çok fazla talep var çünkü. Yeni gelen arkadaşlarımız geçmiş videolardan tarayıp bulmakta zorlanıyorlar. O yüzden sadece sitemizi tanıtan bir video çekiyorum arkadaşlar. Hemen hızlıca başlıyorum. Arkadaşlar sitemiz para kazanmanız için size sinyal üreten harika bir site. Bunun için neleri kullanıyor? Bakıyoruz burada stratejiler, indikatörler, formasyonlar ve harmoniklerden sonra da mum formasyonları. Gördüğünüz gibi şu şekilde güzel bir menümüz var ve basit ve sade. Hemen stratejilerden başlıyorum. EMA stratejileri arkadaşlar. Giriyorsunuz içerisine. Gördüğünüz gibi şu şekilde basit bir menü açılıyor. İster buradan bir coin'i, BTC'yi arıyorsunuz. BTC ile ilgili bir şey var mı şu an? ETH'yi arayabilirsiniz. Şu an onunla ilgili herhangi bir şey var mı? Bakın Ethereum'da 20, 50, 30 dakikalıkta ve 1 günlükte kesişimler varmış. 1 günlük yukarı yönlü, 30 dakikalık aşağı yönlü. Tıklayalım 30 dakikalığa, bakalım neler varmış. Bir kesişim gerçekleşmiş arkadaşlar şurada. Bakın önce aşağı doğru bir kesişim, şimdi tekrar yukarı doğru bir kesişim gelmiş. Aşağı doğru kesişimden sonra zaten mum yeşilse buna zaten girmeyeceğinizi anlarsınız. Ama yukarı doğru gelen kesişimden sonra gördüğünüz gibi güzel bir yükseliş kaydediyor şu anda Ethereum arkadaşlar. Canlı canlı piyasada biraz yükseldi. Bir günlüğüne bir bakalım hemen hızlıca. Bakın günlükte yukarı yönlü bir kesişim gelmiş. Zaten ne zaman gelmiş? Bir gün önce gelmiş ve yükseliş zaten devam etmekte arkadaşlar. 20-50 bunu 10-20 olarak alsaydınız çok daha önce bir kesişim yakalayıp zaten şu yükselişi günlükte mutlaka alırdınız arkadaşlar. Geçiyorum hemen aşağıya. Harsi Bollinger. İşte burası mükemmel arkadaşlar. Bakın şu an bir sinyalimiz yok ama Telegram üzerinden de sinyallerimizi aldığımız için şöyle bir geriye dönük bir bakalım şimdi. KNC bakın. Şurada 1 saatlik gece 4.15'te bir KNC'de Harsi Bollinger sell sinyal gelmiş arkadaşlar. Tam da burada görüyorsunuz. Şu yeşil mumdan sonra hemen bir yanmış ama diyelim ki şu kırmızının ortalarından girdik. Arkadaşlar yani 4.74 kar vermiş. Harsi Bollinger'de şu var arkadaşlar. Harsi dediğimiz indikatörümüz gördüğünüz gibi aşağıda. Bakın şu şekilde stil bölümüne giriyorsunuz. RSI Histogram, RSI Shadow, RSI Overlay, Stochastic K, Stochastic D, Stock K, Stock D'yi kapatıyoruz. Aşağıdakilerin hepsini olduğu gibi bırakıyorum arkadaşlar. Harsi'nin ayarı bu kadar. Stil bölüm, girdiler bölümünde de 14'e 1 kullanıyorum. Uzunluk 7. Ripson'u seçiyorum. Bu kadar. Kapatıyorum. Çok basit. Bollinger'i zaten biliyorsunuz. Bakın Harsi'nin içerisinde az önce gördüğünüz RSI var. Stokastik RSI var. Stokastik normal stok var. Ve Hake'in aşı mumlarıyla beraber içinde de bir de momentum var arkadaşlar. Yani 4 indikatörün birleşiminden oluşan bir indikatör. Şu Harsi dediğimiz. Peki nasıl bulacaksınız Harsi'yi? Harsi yazdığınızda Hake'in aşı RSI oskilatör. Bakın şurada 4300 beğenisi olan J. Ruggers'ın yazdığı bir indikatör arkadaşlar. Emekleri için teşekkür ederiz. Ve Bollinger bantı. Bu ikisi gördüğünüz gibi mantık şu. Aşırı satışa geldiğinde ya da aşırı alıma geldiğinde ki burada bir aşırı alım var Harsi'de. Daha sonra bir kırmızı mumu bekler ve Bollinger'e bakar. Bollinger'de de eğer ki yukarıya bir taşma varsa ve tekrar içeriye girdiyse sinyalimiz gelir. Bu da bizim için bir alt sinyalidir ve gördüğünüz gibi %4.5'luk bir kar yazmış arkadaşlar. Bakın yine şöyle RSI, Harsi MFI pardon, Harsi MFI'ya gidiyorum. Bakın VRX'te bir gördüğünüz gibi bir buy sinyal varmış 30 dakikalıkta. Açıyorum VRX'i. Harsi'yi burada bu şekilde ekrana yansıtıyoruz arkadaşlar. Yani bunu Binance özel bir indikatör olduğu için zaten direkt vermiyor. Bu yazılımı kendimize ait olduğu için şöyle ekrana görselini yansıtabiliyoruz. Pozisyonunu burada çok rahat görüyoruz. Pozisyonunu orada gördükten sonra arkadaşlar zaten bakalım açalım onu da. Neydi? VRX, USDT.
TradingView'de de indikatörü açtıktan sonra arkadaşlar zaten RSI'yi burada çok rahat göreceksiniz. Şöyle 30 dakikalık da o. Bakın RSI burada çok güzel bir pozisyonda yakalamış. Burada MFA'yı RSI MFA olarak vermiş bize. Biz bunu üçlü de kullanabiliriz arkadaşlar. Hepsinden de onay alabiliriz, teyit alabiliriz. Bakın burada MFA'da bir aşırı alım var. Aşırı satış var. Yine RSI'de aşırı satış var ki bunun içinde RSI, stokastik, stokastik RSI hepsi vardı biliyorsunuz. Momentum da var ve Heiken aşınımları. Yukarıda da arkadaşlar gördüğünüz gibi Bollinger bantının dışına sarkmış. Çok da güzel bir yeşille geriye dönmüş. Şu anda bize sinyalimiz geldikten sonra ne vermiş arkadaşlar? Şu an %1.57 vermiş. Eğer çarpı 10'la giriyorsak biz buna %15-16 gibi bir kar şu anda bile yazmış arkadaşlar. Çok rahat bir şekilde gelmiş. Gördüğünüz gibi direkt sinyal olarak bunları kullanabiliyoruz. Bunları da zaten Telegram üzerinden canlı canlı alıyoruz arkadaşlar. Geçiyorum yine. EMA stratejilerini anlatmıştım zaten arkadaşlar sizlere. RSI, Bollinger RSI MFA'yı geçtim. RSI Super Trend ve MFI Super Trendler var arkadaşlar. Burada da tahmin edeceğiniz gibi Shiba'da mesela Super Trend'le RSI hem long pozisyon hem overbought yani bir yükseliş trendinde olduğunu çok rahat buradan bize anlatıyor. Gördüğünüz gibi neredeydi? Kaç dakikalıkta? 15 dakikalıkta. Shiba'da Super Trend RSI. Gördüğünüz gibi yeni yanmış. Gördüğünüz gibi yeni yanmış. Yükselişe başlayacağını görüyoruz buradan. İşte buradan işleme girersek arkadaşlar şöyle bir yükseliş mutlaka bize yakalattıracak. Çünkü Super Trend yeşil yeni yakmış. RSI'de overbought yönünde devam ediyor. Yani yükseliş yönünde devam ediyor. Gördüğünüz gibi bu da harika bir strateji olarak karşınızda duruyor. Geçiyorum hemen hızlıca indikatörlere arkadaşlar. İndikatörlerde tahmin edebileceğiniz gibi MFI, MACD, ADX, SAR, Super Trend, RSI ve Stokastik'in aşırı alım ve aşırı satım bölgeleriyle arkadaşlar. Süper Trend'de zaten trendin değiştiğini bize sinyal olarak veriyor. SAR'da yine aynı şekilde trendin değiştiğini, ADX'de yine aynı şekilde. MACD'de kesişim sinyalleri geldiği anda bize veriyor. MFI para akışı endeksimiz, para çok önemli burada. Aşırı alım, aşırı satım yani bir üründe ucuz mu, pahalı mı olduğunu artık MFI ile çok rahat anlayabiliyorsunuz. Stokastik'te de arkadaşlar tahmin ettiğiniz gibi yine kesişimleri, aşırı alım, aşırı satım bölgesindekileri bizlere gösteriyor. Şöyle kısaca hemen stokastiğe de bir bakalım. Bakın burada bir kesişim şu an gelmiş bir mum önce gördüğünüz gibi. Gerçi BTT yani BitTorrent'in biliyorsunuz hacmi olmadığı için sinyal diyorum. Mumlar biraz böyle abuk sabuk görünebiliyor hacimsiz olduğu için. Başka bir tanesine bakalım. ECX'de bir sell sinyal varmış. Hemen ona bakalım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kesişim geldikten sonra zaten bu sinyal o an geliyor size. Kesişim geldikten sonra arkadaşlar bizlere ne yapmış? Şu ana kadar %2.19 kar vermiş o sinyalden sonra. Yani arkadaşlar para kazanmak istiyorsanız bu siteyi mutlaka kullanın. Analizlerle de uğraşmayın. Size zaten her şeyi sağlıyor. Piyasada neyi arayacaksınız? Grafikte mutlaka bir işte şey arayacaksınız. Atrasyon arayacaksınız. Aşırı alımda mı, aşırı satışta mı, yükselmeye mi başlıyor, düşmeye mi başlıyor? Buradaki varyasyonların hepsini sizin düşünmenizi devreden çıkarıyor ve size hazır bir şekilde formasyonlar zaten veriyor. Şimdi geçelim formasyonlara. Bakın burası da çok önemli. Formasyonlarda şöyle hazır kazanmışlardan bakalım birkaç tane. Bakın bir günlükte Waves'te bir bat formasyon varmış. Şöyle günlüğe mesela günlük formasyon, şimdi günlük grafik olduğu için arkadaşlar mum bir tane de görünse burada müthiş bir kar yazdırmış bize. Şöyle onu bakalım hangi günmüş bu? 24 Ekim. Bir saati alalım. 24 Ekim'den sonra ne yapmış? Bakın şu mumdan sonra sinyal gelmiş, formasyon gelmiş. %17 şu an devam ediyorsa %15. Aşağıya kadar %17 size dün bir kar vermiş bu formasyon sinyali arkadaşlar. %17 muazzam bir kar. 10 çarpan da %107 demek arkadaşlar bu. Burada da ne yapıyoruz arkadaşlar? Hangi pariteyle işlem yapacaksak onu seçiyoruz. Tether paritesi
15 dakika, 1 saat, 4 saat ve günlükte hangini istiyorsak tercih edebiliyoruz ya da hepsini birden tercih ediyoruz. Bakalım mesela burada bir üçgen, Rune'de bir üçgen formasyon başarılı olmuş diyor. Bakalım. Evet. Rune'de gördüğünüz gibi bir üçgen formasyon ki BTC'nin yükselişine denk gelmiş. Harika bir yükseliş zaten. Hepimizi mutlu etti piyasanın yükselmesi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada çok güzel bir şekilde bu da hedefine gelmiş arkadaşlar. Şöyle 15 dakikalıklarda bakalım neler olmuş. Bantta bir düşüş formasyonu oluşmuş 15 dakikalıkta. Bakın burada çok güzel çalışmış. Tam giriş bölgesinden sekmiş ve TP2'ye kadar gelmiş arkadaşlar. Hem TP1 hem TP2'ye almış. Burada da muazzam bir kar vermiş. Formasyonlarda da şu şekilde çalışıyoruz arkadaşlar. Hemen tekrar alayım. Bakın şimdi şöyle 1 saatte bir alalım neler varmış önümüzde. Evet, üçgen formasyonlar BTC'de bir yine yükseliş trendi başlayacağını gösteren bir formasyon varmış ve şu an trend başlamış arkadaşlar gördüğünüz gibi. 35.332'ye kadar yükselmesini beklemiş trendimiz bizim. Stop bölgemiz ve TP1'imiz ve giriş bölgemiz şu an karla devam ediyor işlemine BTC arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şu mum 34.600'e kadar çıkmış zaten. Gördüğünüz gibi anında sinyaller yine cebinize geliyor ve sizlerin para kazanması için çalışan harika bir sitemiz var arkadaşlar. Bir Tether paritesini alalım 15 dakikada neler görebileceğiz. Burada tabi sadece üçgenler yok arkadaşlar. Bakın harmonik formasyonlar var. Buradaki harmonik formasyonlarla şu yanda bir menümüz daha var. Bakın yukarıda harmonik formasyonlar. İkisinin arasındaki fark şu arkadaşlar. 4 saatlik de bir harmonik bulalım. Şöyle 15 dakikaya bakalım var mı? Yok. 4 saatte bakalım. Evet, 4 saatlik de bir teta'da bir düşüş harmoniği oluşmuş. Shark köpek balığı formasyon oluşmuş. Bakın o da karlı bir şekilde şu an işleme devam ediyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şimdi arkadaşlar buradaki formasyonlarla harmoniklerle yani formasyon sayfasındaki harmonikle diğer harmonik sayfasındaki harmonikler arasındaki fark şu. Formasyon sayfasındaki bacak boylarında biraz esneklik vardır ve bakın daha erken oluşabilir. Bize sinyali daha erken verir. Formasyon bazen buradan da dönebiliyor. Ama harmonik sayfasındaki formasyonlarda ise arkadaşlar şimdi şöyle hepsini mesela zilde bir düşüş formasyon varmış. Burada direkt giriş bölgesinde olduğu anda sinyal gelir. Yani öncesini sonrasını beklemez. Sadece giriş noktasına gelen sinyalleri bulur. O yüzden daha az sinyal gelir ki şu an bu da karlı bir şekilde devam ediyor işlem arkadaşlar. EGL'de yine bir shark formasyon varmış harmonik sayfasında. Bakın sizin yapmanız gereken tek şey arkadaşlar burada işte diyorum ya analizlerle uğraşmayacaksınız. Giriş bölgesine gelen sinyalleri değerlendireceksiniz. Eğer BTC'de ters yöne döndüyse yani düşmeye başladıysa burada bu formasyona girerseniz %80 başarılı oluyor arkadaşlar. Damıcımı yok bu işin. Para kazanmak istiyorsak böyle bir kılavuza, böyle bir siteye ihtiyacımız var. ZRX'de yine bir saatlikte bir düşüş formasyonu oluşmuş. Tabii %100 gelecek diye bir şey yok. Yani şimdi düşüş formasyonuna giriyorsunuz ama BTC yukarı yukarı gidiyorsa tabii ki burada bunlar da stop olacaklar. Ve bu stop bölgelerini burada dikkate almalısınız arkadaşlar. Bakın burada güzel bir kar yazmış aslında öncesinde ama BTC yükseldiği için şimdi tekrar yukarıya döndü. Dönmüş ama hala giriş bölgesinde. Yani yukarıya doğru bizi ürkütecek bir pozisyonda değil. Kar yazmış, geri gelmiş ama TP'sine gelmesi muhtemeldir BTC düşmeye başladığı anda. Gördüğünüz gibi bu sayfada bu şekilde arkadaşlar. Harmonikler sadece harmonikleri süzer, harmonik menümüz. Ve burada bacak boyları kesinlikle birebirdir. Formasyon sayfasında ise ikili dipler, ikili tepeler, üçlü dip, üçlü tepeler, omuz baş omuzlar ve arkadaşlar harmonik formasyonların hepsi var. Harmoniklerde sadece bacak boylarında küçük esnemeler var. Daha erken ya da biraz daha geç yakalayıp ama bize sinyali yine doğru bir şekilde mutlaka veriyor. Ve gelelim son menümüze mum formasyonları arkadaşlar. Bu mum formasyonlarında da tabi burada biraz teknik bilgiyi bilen arkadaşlarımızın kullanması gerekiyor burayı. Bakın 3 beyaz asker. Yine Celo'da 3 beyaz asker varmış. Bakalım 3 beyaz asker nedir? 3 tane üst üste yeşil mum yakan. Bakın şurada 1, 2, 3 tane yakmış ama tekrar şu an geri dönmüş. Ama bu üçlü şuradaki gibi düşünün. Buradaki üçlü daha sonra en azından 1 ya da 2 mum daha yükselişin bizim için nedir? Öncüsüdür. Arka arkaya gelen 3 mum.
Yine burada tabii sadece bunlar mı var? Tabii ki değil. Üç beyaz asker dediğimiz buydu. Şöyle bir şeylere bakalım. Sabah yıldızı varmış mesela 30 dakikada Alpin'de. Tabii geçmiş bu. Oldukça geride kalmış ama bulalım orayı da. Evet, bakın şurada bir sabah yıldızı oluşmuş arkadaşlar. Şurayı görüyorsunuz. Bu oluştuğunda yine bize bir sinyal gönderiyor sitemiz. Bakın ondan sonra zaten nereye kadar gelmiş? %2,1 kar yazmış direkt. Sabah yıldızı ve akşam yıldızını ben daha çok seviyorum arkadaşlar. Bakın yine burada da ona benzer bir yapı oluşmuş ve yükselmiş gördüğünüz gibi. Dolayısıyla bunun daha fazla etkili olduğunu düşünüyorum. Sabah yıldızı ve akşam yıldızının. Akşam yıldızı tam tersi düşüşte olur. Bakın yine burada bir tane var. Tabii bizim site bu sinyalleri zaten size veriyor. Bakın burada yine bir şöyle sabah yıldızı oluşmuş arkadaşlar. Ondan sonra gördüğünüz gibi, pardon. Ondan sonra gördüğünüz gibi şuradaki baba yükselişi zaten yakalamış sitemiz. Görüyor musunuz? Şuradan sonra arkadaşlar tutmayın küçük enişteyi der gibi %6,5 bir yükselişi yakalamış arkadaşlar. Mum formasyonları da bu şekilde. Sitemizin tanıtımı olarak bu videoyu artık atacağım. Sitede kanalımızda hep kalacak. Kullanmak isteyen arkadaşlar özellikle sadece bu videoyu izleyerek sitenin nasıl faydalı olduğunu, nasıl kullanıldığını buradan görecekler arkadaşlar. Para kazanmak için bu piyasaya giriyorsunuz. 30 dolar daha bize bir takdim edin. Sizler de bu sitenin güzelliklerinden yararlanın arkadaşlar. Böyle 100 dolar, 200 dolar gibi fahiş fiyatlarda istemiyoruz. Makul bir fiyat çerçevesinde sizlere hizmet vermeye çalışıyoruz. BIST 100'ü de bitirmek üzereyiz. Sitemiz açıldı ama sitede ufak tefek eksikler var. İşte oraya da şu an Harsi Bollinger, Harsi MFI işte eklemeye çalışıyoruz. Diğer taraflar zaten bildiğiniz gibi BIST 100'de de aynı şekilde çalışacak arkadaşlar. Orada da bist100sinyal.com olarak hizmet veriyoruz arkadaşlar diğer sayfamızda. Peki Telegram sinyallerini nasıl alacaksınız? Hemen kısaca onu bahsedelim. Tekrar bir başa geleyim. Özür dilerim. Bakın burada Türkçe kullananlar için hesabım olacak bu. Bakın hesabım. İngilizce kullananlar için My Account. Bu arada şurada menümüz var. İster Türkçe, ister İngilizce, Arapça, Almanca, Rusça, İspanyolca kullanabiliyor kullanıcılarımız. Ben İngilizce tercih ettiğim için My Account diyorum arkadaşlar. Açılan sayfada bakın şu üst bölgede Notification diyorum. Chat ID Bot ve CFS Bot adında iki tane menü geliyor karşınıza. Chat ID Bot'a bir kere tıklıyorum. Telegram'da bir Chat ID Bot açılıyor arkadaşlar. Şöyle. Burada size bir users numarası veriyor. O numarayı alıyorsunuz. Neredeydi sayfamız? Sayfayı kaybettim. Evet. Oradaki numarayı alıyoruz ve şurada yazan boşluğa arkadaşlar girdikten sonra hemen aşağıya geliyoruz. Bakın burada coinlerimizin listesi var. Yüzlerce coin var burada. Bunları bir kereliğine arkadaşlar tek tek elle maalesef buraya ekliyorsunuz. Oraya henüz arkadaşlar çoklu ekleme yapmadılar. Daha sonra zaman dilimleri 15 dakika, 1 saat ve 4 saat. Ve sonra hangi sinyalle çalışmak istiyorsanız arkadaşlar. Bakın ben şu an için piyasadan ötürü. Ben bunu sürekli değiştiriyorum. Sürekli piyasanın yönüne göre ne lazım onu seçiyorum. Ama şu an için Harsi Bollinger'de sell sinyal ve formasyon V2 yani harmonik sayfasındaki düşüşleri bekliyorum. Çünkü bu piyasanın ben bir geri çekilme yapacağını düşünüyorum arkadaşlar. Herkes uçacak kaçacak diye bekliyor ama ve lakin aşağıda hem çok fazla bir likit var 24-25 seviyesinde hem de savaş ortamında sadece bir manipülasyonla yükseldiğini düşünüyorum. 32.500'ün üstünde durması Bitcoin'in evet güzel bir şey ama 32.500'ün altına düşerse arkadaşlar direkt shortlamak gerekiyor bence kendi adıma piyasayı. Ben kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Yapacağım şeyi anlatıyorum. Burayı hallettikten sonra bunları seçiyorsunuz ve kaydet diyorsunuz. Kısaca geçtim. CFS sinyal butonuna daha sonra tıklıyorsunuz arkadaşlar. O yine Telegram'da size bu sayfayı açıyor. Ve orada çıkan sayfada bir kere Start'a basıyorsunuz. Ve ondan sonra gördüğünüz gibi sinyallerimiz geliyor. Şu anda canlı canlı bir sinyal geldi. SSV'de bir graf formasyon düşüş yönüne oluşmuş. Bakalım sitemize henüz düşmüş mü bakalım. Şimdi bazen Telegram'a sinyal geliyor ama şeye hemen düşmez. Evet düşmüş o da şu anda. Buraya biraz geç düşer bazen. Ama Telegram'da anında gelir arkadaşlar.
Bakın şu an güzel bir sinyal geldi. Canlı canlı görüyoruz. Çok da güzel. 14.66'dan 13.71'e kadar düşmesini bekliyormuşuz formasyon olarak arkadaşlar. Harmonik formasyonları da biliyorsunuz ki toplulukların hareketlerinden oluşan ve belli bacak boylarında belli matematiksel formülde oluşan formasyon bunlar. Sinyaller diyelim. Arkada da gördüğünüz gibi Fibonacci var. Fibonacci'ye göre de giriş, çıkış ve stop bölgelerimiz çok net bir şekilde sizlere sunuluyor arkadaşlar. Lütfen değerlendirin hem sitemizi hem sinyallerimizi. Harika çalışıyor. Bizler buradayız. Canlı desteğimiz sürekli var arkadaşlar. Çok da fazla sağ olsunlar kullanıcılarımız bir de reklama biz girmiştik arkadaşlar. Reklam demeyelim de bir sponsorluk verdik diyelim. Sponsorluk pardon. Açamadım YouTube'u özür dilerim. Şöyle YouTube'u bir açalım. Mert Öztürk var. Mutlaka bilirsiniz. Bir gezgin kardeşimiz. Dün Galatasaray maçı vardı. Bir özetlerini izleyeyim dedim de arkadaşlar. Yenilmişiz. Mert Öztürk diyelim arkadaşlar. Evet, Mert kardeşimizi biliyorsunuz. Türkiye'nin iyi gezginlerinden bir kardeşimiz. Şu gezisinde biz arkadaşlar Mert'e sponsor olduk. Sizler de Mert'i beğenir, takip ederseniz bizim gidip göremediğimiz, gezmeyi fırsat bulamadığımız yerleri sağ olsun bizim adımıza gezen bir kardeşim. Kısaca onu da sizlere göstereyim arkadaşlar. Yani Mert kardeşimle sponsorluk anlaşması yaptıktan sonra işte oradan çok fazla takipçimiz oldu. Çok fazla gelen oldu sitemize. Onlar için çektim ben bu videoyu aslında. Şöyle. Gördüğünüz gibi. Öncelikle bu videonun sponsoru olan CPS yazılımın hazırladığı DiskYüz ve kriptoda kaybetmeye son verme amacı güden CryptoPrincessSignal.com'a teşekkür etmek istiyorum. Videonun ilerleyen bir kısmında onlardan bahsedeceğim. Şimdi sizi çok ilginç biriyle tanıştıracağım. Gördüğünüz gibi Mert Öztürk kardeşim de arkadaşlar bizler için sağ olsun güzel bir tanıtım videosu çekti. Tayland videosu. Bunu da izlemenizi tavsiye ederim. Mert Öztürk'e de abone olun arkadaşlar. Bu şekilde kullanıcılarımız çok fazla gelmeye başlayınca arkadaşlar tekrar bir tanıtım videosu çekmek durumunda kaldım. Çünkü çok fazla isteyen oldu. Onlara da tekrar aramıza hoş geldiniz diyorum arkadaşlar. Videoyu burada kesiyorum. Tanıtımla ilgili kısmı bitirelim. Arkadan da bir tane güzel bir strateji paylaşacağım arkadaşlar. O videoyu da çekeceğim. Aynı anda yükleyeceğim kanalımıza. Dinlediğiniz için, bizi tercih ettiğiniz için ve eğer yeni izliyorsanız aramıza yeni katıldığınız için hepinize teşekkür ederim. Görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın.